Kerem Hoca. Kerem Hoca. Mais ça va, on travaille bien, on a fait les tests qu'il y avait à faire. Non, voilà, c'est par rapport à la tempête de hier, il fait plutôt beau temps, le terrain est très très bien et très très bien entretenu. Donc non, c'est bon, on travaille bien. Burada koşullar gayet iyi. Çok iyi koşullarda çalışıyoruz. Tabii bir iki gün hava sıcaklığı epey yüksek olmuştu. Ondan sonra böyle bir fırtınaya dönen bir hava vardı ama genel olarak hava koşulları da iyi. Bazı testler yaptık. Antrenmanların temposu zaten yüksek. Saha koşulları çok iyi. Sahanın yapısı, sahanın bakımı oldukça üst düzey. Genel olarak çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Il a fallu se réadapter, forcément ça prend un petit peu de temps. Puis après voilà, je pense pas qu'il y ait forcément une raison à ça. C'est juste que en soi on n'a pas fini non plus dixième. C'est pas comme si on avait fait une mauvaise saison, mais c'est sûr que on aurait pu faire largement mieux. Après voilà, c'est l'année dernière on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On verra cette saison comment ça se passe pour eux. Puis voilà, mais je pense pas que. Tabii şampiyon olduğumuz sezondan sonra geçen iki sezonda bazı dalgalanmalar yaşadık. Hem bir önceki sezon hem geçen sezon. Geçen sezona Valerian İsmail ile başladık. Sonrasında bir teknik direktör değişikliği oldu. Tabii ki de Beşiktaş'ın hedefleriyle kıyaslarsanız Beşiktaş kulübünü, Beşiktaş camiasını tatmin eden bir sezon olmadı. Bunun farkındayız. Ama bundan böyle çok dramatik, çok skandal sonuçlar çıkarmaya da gerek yok. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Zaten buradaki oyuncular üst düzey, kaliteli oyuncular. Kesinlikle bu sezon daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu zaten kendi aramızda da sık sık konuşuyoruz. Burada bireyleri suçlamanın, bireylere suç atmanın da herhangi bir faydası yok. Çünkü sonuçta ne yapıyorsak takım olarak yapıyoruz. Birkaç sezon önce nasıl takım halinde çok iyi işler yaptıysak, geçen sezonda takım halinde bazı şeyleri eksik yaptık. Takım halinde bazı hatalar yaptık. Şimdi de burada yeni sezona çok iyi bir şekilde giriş yapmak için, bu hataları düzeltmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Mais voilà, je leur souhaite juste qu'ils continuent, qui si jamais ça se passe mal, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils croient en nous, mais j'ai aucun doute là-dessus. Et voilà, j'espère qu'ils pourront tous assister à un match cette année. Onların desteğine her zamanki gibi çok ihtiyacımız var. Ben burada 3. senemi geride bıraktım. Onların bu kulüp için, onların bu takım için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Onların bizden ne kadar büyük beklentilere sahip olduğunu da biliyorum. Onların desteği bizim için her zaman çok önemli. Onların bize inanmasına çok ihtiyacımız var. Ve onları bu sezon her maçta tribünlerde görmek istiyoruz. Stadımızı her maçta dolu görmek istiyoruz. Onlar bize inanırlarsa, onlar bize bu desteği verirlerse biz sahada biraz daha güçlüyüz. Biz sahada biraz daha inanıyoruz yapabileceğimiz şeylere. O yüzden onların desteğine her zaman kayıtsız şartsız ihtiyacımız var. Abou c'est quelqu'un de très en fait il a une mentalité très très bonne que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est-à-dire qu'il lui arrivait beaucoup de choses et ça lui a pas empêché de faire le travail qu'il doit faire, même quand il a échoué, il a toujours relativisé. Donc c'est un peu la personne qui, si jamais ça se passe mal ou si jamais on est dans le doute ou ce genre de choses là, c'est la personne qui va faire en sorte de te rebooster, d'être positif avec la personne en question. Şunu söyleyebilirim Abu ile ilgili. Abu'nun çok güçlü bir mentalitesi var. Çok çalışkan bir insan her şeyden önce. Takım içindeki bütün oyunculara çok önemli bir örnek teşkil ediyor Abu. Abu'nun bence en önemli özelliklerinden biri şu. Bugüne kadar kariyerinde birçok zorluk yaşamış, sıkıntılı durumlar yaşamış. Ama Abu öyle bir karakter ki ne yaşarsa yaşasın, durum ne kadar zor olursa olsun bir şekilde pozitif kalmayı başarabiliyor. Bu da etrafındaki insanlara çok büyük bir etkide bulunuyor. Takım için zaten çok önemli, onu söylememe gerek yok. Benim de onunla gerçekten çok yakın bir duygusal bağım var. Bunu artık nasıl tarif ederseniz, onu bir abim gibi, bir babam gibi o kadar önemli görüyorum. Bu çok böyle kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil çünkü
tamamen duygusal bir bağdan bahsediyoruz burada. Ona gerçekten çok büyük bir hayranlığım var ve onu gerçekten tüm kalbimle seviyorum. Si je dois, je sais pas moi, lui donner des conseils ou qu'il doit m'en donner, bah moi en tout cas je le ferai, je pense qu'il le ferait aussi. En compétition, ouais, oui, non, c'est notre travail, le meilleur joue. Futbol bu. Futbolun gerçeklerinden biri de sizin pozisyonunuzda bulunan oyuncularla rekabet etmeniz, forma rekabeti. Ve burada da her zaman bir kural var. En iyi olan oynar. O gün en iyi kimse, kimin performansı daha yukarıdaysa o oynar. Bu rekabet sağlıklı bir rekabet. Çünkü biz birbirimizle rekabet ederek birbirimize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu rekabette takımı güçlendiren bir rekabete dönüşüyor. Şenol Hoca geldikten sonra o ilk dönemde yedek kaldığım maçlar, yedek kaldığım dönemler oldu. Bunu zaten hocayla da paylaştım. Orada üzüldüğüm dönemler oldu. Benim için kolay değildi. Ama sonrasında hocayla sağlıklı bir iletişim yakalamaya başladık. Benim burada gurur duyduğum taraf şu. Yani hocaya yapabileceklerimi gösterme fırsatını elde ettim. Ve belli ki bu hocada da bir karşılık buldu. Sonra da zaten daha sağlıklı bir iletişim kurmaya başladık. Aslına bakarsanız Valerian İsmail döneminde de iyi oynadığımı düşünüyorum. Oradaki performanslarım da iyiydi ama dediğim gibi bir dalgalanma oldu. Ama onun sonrasında işlerin tekrar bu noktaya gelmiş olması bana gurur veriyor. Je saurais pas trop quoi dire. Après, c'est sûr que si on compare à la première année, ben il y avait Abou bon, qui est toujours là, mais il y avait aussi Larine. Et cette année-là, je pense qu'on était tous en feu. Donc on mettait le ballon dedans et il marquait à chaque fois. Donc forcément, sur cet aspect-là, avec son pied gauche, Rachid en manquait. Après, c'est Nathan qui l'a un peu remplacé sur le côté droit. Donc c'est deux profils. Tabii şampiyonluk sezonunda o kadroda herkes kariyerinin en iyi sezonlarından birini oynamıştı. Abu o kadrodaydı, Larin oradaydı ve Raşit'le ben de çok iyi bir uyum yakalamıştık. Geçen sezon söylediğiniz gibi Raşit sakatlık problemi nedeniyle uzun bir süre oynayamadı. Onun yerine Nathan görev aldı. Tabii Raşit'le Nathan farklı profilde oyuncular. Raşit daha çok bir pasör, bir on numara. Redmond'ın, Nathan'ın dribbling özelliği daha öne çıkan bir özellik. Ama tabii ki de o şampiyonluk sezonundaki bağlantıyı yakalayabilmemiz için sürekli olarak oynamamız gerekiyordu. Redmond da çok üst düzey, çok kaliteli bir oyuncu. Benim açımdan bireysel olarak bakarsak futbolda şöyle bir şey var. Kiminle oynuyorsanız onun profiline, onun özelliklerine uyum sağlamanız gerekiyor. Ona göre kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Çünkü yaptığınız için bir parçası bu. Ben de bunu yapmaya çalıştım ve aslına bakarsanız Redmond'la da çok iyi işler yaptık. Şimdi Raşit tekrar takıma döndü. Bizimle birlikte çalışıyor. Umarım bu sezon benzer sorunları yaşamaz ve tekrar o uyumu, o üst düzey birlikteliği yakalarız. Teşekkür ederim. Merci. Bir dondurma aldım.